Birçok konser, birçok festival iptal edilmişti biliyorsunuz. Kimisi tabii aynı zamanda hedef gösterilerek, yani bazı sanatçılar hedef gösterilerek iptallere gidilmişti. Ve de şimdi iki örnek var önümde. Bir tanesi Mem Ararat'ın Mersin'deki konseri bir gün kala yasaklandı. Yani bugün verecekti o konseri aslında. Dün bu konser yasaklandı. Şimdi ekranda görünen kişi, evet, ekranda görülüyor ve konseri yasaklanıyor. İki, hedef gösterilen İrem Derici'nin Elazığ konseri iptal edildi. Kimler tarafından hedef gösteriliyor? Türkiye'de artık bir insanın iyi olup olmadığını kimler tarafından hedef gösterildiğine bakarak tespit edebiliyorsunuz. Çok basit. Hüdapar, Saadet ve Yeniden Refah Partilerinin hedef gösterdiği İrem Derici. Tamam. O zaman ben mesela şahsen İrem Derici'nin yani şarkıcıymış. Gerçekten söylüyorum bunu. Bilmiyorum, dinlemedim. Kimdir, nasıl müzik yapıyor bilmiyorum. Ama ben bundan sonra inadına İrem Derici dinleyeceğim. Bir de müziğini sevmek zorunda mıyım bilmiyorum ama pop mu yapıyor arkadaşlar? Ne yapıyor? Popçu mu? Ha olsun, pop bile dinlerim. Ya bunların inadına pop bile dinlerim. Düşünün artık. Neyse. Yani İrem Derici'nin Elazığ'da 30 Eylül'de sahne alacağı açıklanmıştı. Ve bu iptal edilmiş. Niye? Hedef göstermişler. Niye? Elazığ'da İrem Derici olamaz. Doğru olmasın bu arada. Hak ediyorsunuz yani. Sevgili Elazığlılar, şu anda izleyenler varsa aralarında. Elbette bunu bir genelleme olarak söylemiyorum. Ama bu yöneticilerle, evet, Elazığ bunu hak ediyor. Eğer Elazığlılar buna ayrıca tepki göstermiyorlarsa da bunu hak ediyorlar.